Hata her insan yapabilir. Hata ders almamız için veya daha iyi tecrübe edinmemizi sağlar. Peki her hata affedilebilir mi? Büyük bir hata yaptığınızı işlediğiniz bir suç ile anlayabilirsiniz. İşlenen her suçun hukuk önünde mutlaka bir cezası vardır. Ancak pek çok insan bazen istemeden de olsa çok ağır suçlar işlediler. Cinayet, tecavüz ve pek çok suçun ağır cezaları bulunmaktadır. Ağır suçlar işledikten sonra ömür boyu hapis cezası aldıklarını öğrenen bu mahkumlar, deyim yerinde ise çıldırmanın eşiğine geliyor. Bir gün geçirmek bile çok zorken, bu kadar süre hapiste kalmanın hayali bile çok korkunç. Gelin geri dönüşü olmayan bir yola giren bu mahkumlara hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 10 numara, ağlayan kız. Anne ve kızının yalvarmasıyla başlıyoruz. 18 yaşındaki bir genç, başka bir gencin vurulmasına yol açan bir soygun kurmak için bir flört uygulaması kullandıktan sonra 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu soygun planlarında işlerin bu kadar ters gideceğini hiç tahmin etmiyorlardı. İşin içine cinayet de girmesi kızın suçunu daha da ağırlaştırdı. Yargıç kararını verdikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. İşte o video. Dokuz numara, kafa vuruşu. Brandon Spencer, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde bir Cadılar Bayramı partisinde insanları ateş etti. Masum insanların yaralanmasına yol açan bu suçu ömür boyu hapis cezası olarak geri döndü. 4 kişinin cinayet teşebbüsünden suçlu bulunarak yargıç ağzından aldığı cezayı öğrendi. Verdiği tepki ise ne kadar pişman olduğunu gösteriyordu. Sekiz numara, çıldırmak. Şimdi ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra çıldıran kadınlara gidiyoruz. Bu iki kadın 3 yaşındaki bir kızın ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle ölümüne ömür boyu hapis cezası aldılar. Bir anda mahkemede şoka giren iki kadın hüzün ve çığlıkları ile tepkilerini ortaya koydu. Durum çok kötü olunca mahkeme salonunun dışına çıkarıldılar. Yedi numara, Jahleel Haskins. Jahleel Haskins, ikinci derece cinayete suçlu bulundu ve delilden sonra yapacağı hiçbir şey kalmamıştı. 5 kişinin cinayetinden sorumluydu. Bu suça hafif bir ceza gelmesini kimse beklemiyordu. Ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası aldıktan sonra yargıca büyük tepki gösterdi. Kürsüyü düşüren adam, kontrolden çıkınca apar topar mahkemeden çıkarıldı. Altı numara, genç katil. 19 yaşındaki bir kişi ise bir adamı öldürmekten dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hüküm giyen katil, en azından şartlı tahliye şansı elde edeceğinden hala umutluydu. Ama yargıç, şartlı tahliyenin söz konusu olmadığını söyledi. Tepki yine de enteresandı. Beş numara, tehdit. Bu mahkum yargıcı öldürmek ile tehdit ediyor. Duruşması sırasında Juan Rodriguez bir akıl sağlığı kurumunda bir hemşireyi bıçaklamaktan dolayı cinayetten suçlu bulundu. Bunlar yetmezmiş gibi bir de ceza veren yargıcı tehdit etti. Hayatının en büyük hatasını böylelikle yapmış oldu. Dört numara, öfke cinayeti. 19 yaşındaki bir adam cinayet işlediğinden dolayı aldığı cezayı duyunca öfkesine hakim olamadı ve saldırganlaştı. Önce sandalyeleri devirmeye başladı. Sonunda ise dışarıya çıkarıldı. Son pişmanlık fayda etmedi ve hayatının sonuna kadar kalmak üzere hapse yollandı.
3 numara Andre Wolf. Amerika'da poposunu çimdikleyen bir kadın polis ile sevgilisini öldüren 25 yaşındaki Andre Wolf hakim karşısına çıktı. Boynunda kaybedecek hiçbir şey yok yazan dövmesi olan Wolf, saldırının nefsi müdafaa olduğunu söyledi. Kefalet parası 1 milyon dolar olarak belirlendi. Bu fiyat son derece yüksekti. Ömür boyu hapiste kalacağını anlayınca tepkisi de gecikmedi. Numara Michael Maron. 2 numarada bir vukuat var. Alev adam olarak ünlenen Michael Maron, 2009'da krediyle aldığı 3,5 milyon dolarlık malikanesini borçlarını ödeyemediği için yakmaktan tutuksuz yargılanıyordu. 7 ile 21 yıl hapsi istenen Maron, 28 Haziran 2012'de son duruşmasına çıktı ve hapis cezası almasına karar verildi. Ancak kaç yıl hapis cezası aldığı açıklanmadan önce Maron, ellerini yüzüne götürdü ve ağzına bir madde attı. Kısa bir süre sonra yere yığılan Maron, daha sonra hayatını kaybetti. Testlerin sonucunda Maron'ın siyanür içerek intihar ettiği tespit edildi. 1 numara Murphy Anguano. Yargıç yeğenini bir kasap bıçağıyla kestiği için Murphy Anguano'ya ömür boyu hapis cezası verdi. Cinayet biraz vahşiceydi. Cezalandırılmayı duyduktan sonra bulduğu bir alet ile intihar etmeye çalıştı. Hayat katlı fakat aleti nasıl oraya soktuğu bir muammaydı. Bu skandalın ardından mahkeme yaşanan görüntüleri gizlemeye karar verdi.